Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara ve hava unsurları Tuz Gölü'nde gövde gösterisi yaptı. Ankara'nın Şerefli Koçhisar ilçesinde icra edilen Tuz Gölü 2009 tatbikatı, Türk ordusunun gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Tuz Gölü'nden Akdeniz'e kadar uzanan bölge, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm unsurlarının gerçek savaş şartlarında tatbikat yapabileceği bir alana dönüştü. Ankara'nın Şerefli Koçhisar ilçesinde gerçekleştirilen Tuz Gölü 2009 tatbikatına kara ve hava unsurları katıldı. Tatbikat, Türk ordusunun ezici ve caydırıcı gücünü ortaya koydu. Kara Savaşı'nın en güçlü unsuru olan tankların harekatı etkileyiciydi. Konya'da devam eden Anadolu Kartalı eğitimine katılan uçaklar, Tuz Gölü 2009 tatbikatına da destek verdi. Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı birlikler 10 bin fitten paraşütle atlayarak havadan sızma harekatı gerçekleştirdi. Komandolar Kobra saldırı helikopterleri desteğinde havadan hücum harekatı yaptı. C-130 nakliye uçağı yerdeki dost birliklere havadan mühimmat takviyesi sağladı. Daha sonra savaş uçakları, saldırı helikopterleri ve kara unsurları gerçek mühimmat kullanarak atış yaptı. 20 bin metrelik toplar. Önümüzdeki Kasım ayında bu tatbikat alanının, eğitim alanının tamamlayıcısı olan çatışma lazerli çatışma simülatör sistemleri Kasım ayında buraya gelecek. Yani vurulan tank orada hemen işareti yanacak ve hareket dışı kalacak. Tatbikatı izleyen Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, başarılı personeli ödüllendirdi. Sağ olun komutan. Sağ ol bayağı. Birinci para var.